Bu videoda metrik sistemde kullanılan ağırlık birimlerini ele alacağız. Yazarken ağırlık kelimesini tırnak içine aldım. Çünkü bu birimler aslında cismin kütlesini ölçüyorlar. Ağırlık ve kütle birbirleriyle bağlantılı ama aynı şey değil. Kütle deyince bir objede ne kadar madde var diye düşünebilirsiniz. Yani o objenin hızını değiştirmek ne kadar zor, onu ölçüyor. Ağırlıksa yer çekiminin bir cisme uyguladığı kuvvettir. Çünkü zaten bir şey ne kadar ağırsa, onun hızını değiştirmek o kadar zordur. Yani kütlesi fazladır. Aynı şekilde kütlesi fazlaysa da ağırlığı fazladır. Yani günlük konuşmada bu iki kelime birbirinin yerine kullanılıyor. Fizik bilginiz ilerledikçe, bu iki tanımın arasındaki farkı daha detaylı öğreneceksiniz. Ben bu videoda günlük konuşmada olduğu gibi ağırlık kelimesini kullanacağım. Metrik sistemde nispeten hafif şeylerin ağırlığını ölçmek için gram kullanılır. Gramla ölçülen şeyleri düşünelim. Örneğin, kağıtları tutturmak için kullandığınız ataçların bir tanesi yaklaşık 1 gram ağırlığındadır. Bir sakız da yaklaşık 1 gramdır. Bir paket sakız değil, sadece bir tanesi. Bir banknot da yaklaşık 1 gram ağırlıktadır. Yani gram aslında çok ağır bir şey değil. Daha ağır şeyleri ölçmek isterseniz eğer, gramın 1000 katını kullanabilirsiniz. Gramın 1000 katı olan ağırlık ölçüsü ise kilogram. Kilo ön eki ne demekti hatırlayalım. Kilo eki 1000 anlamına geliyor. Kilogram yani 1000 gram. Peki kilogramla neleri ölçüyoruz? Pek çok kişi ağırlığının kaç kilo olduğunu ezbere bilir. Örneğin ben 70 kiloyum. 1 litre su. 1 litreyi boyu 10 santim, eni 10 santim, yüksekliği 10 santim olan bir küpün hacmi olarak düşünebilirsiniz. Bu küpü suyla doldurursanız, bunun ağırlığı 1 kilogramdır. Su küpleriyle dolaşmıyoruz tabii, o yüzden bunu farklı bir örnekle düşünmeyi deneyelim. Örneğin, markete gidip 2 litrelik su satın aldınız. Şişeyi güzel çizmeye çalışayım. Bu şişenin içindeki suyun ağırlığı 2 kilogram. Eğer insanların veya yiyeceklerin ağırlığından bahsediyorsak, genelde kilogram kullanıyoruz. Eğer çok hafif cisimlerin ağırlığını ölçüyorsak, gram kullanıyoruz. Eğer çok hassas ölçüm yapılması gereken bir ağırlıktan bahsediyorsak, örneğin bir ilacın içine koyulacak maddelerden bahsediyorsak, bu durumda miligram kullanılıyor. Miligram, tahmin edeceğiniz gibi, gramın 1/1000'i. Bir banknotun ağırlığının 1/1000'ini düşünün. Miligram, gerçekten çok, çok küçük bir birim. Miligramla günlük hayatta pek sık karşılaşmayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.